Ekonomi dosyasını açmıştık ve TÜSİAD'ın bugün toplanan Genel İstişare Kurulu toplantısından bazı mesajların size video kayıtlarını ekrana getirmiştik. Önce Tuncay Özilhan, GİK Başkanı az önce önümüzü göremiyoruz eleştirisini yaptığı e, videoyu izlediniz. Ve onun üzerine Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Serdar Cebe dedi ki, TÜSİAD'la da ipler koptu. Tam o arada reklama gittik, oradan başlayalım ve belki lafı sonra... Merkez evet, tamam. Bankası'nın yeni başkanı, öyle. öyle. <laughs> 20 gündür ha, bizim şeyde evet. e, işte demin söylemedim. Demin evet. söylediğim şuydu. E, 20 gündür e, bu randevuyu alamıyor e, Cumhurbaşkanıyla ve ondan. yönetimi evet. Cumhurbaşkanından randevu evet, alamıyor. Ama Peki. bizim sayfaya girerlerse detayını öğrenirler. Şunu görüyoruz ki e, Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla birlikte e, daha önce başlayan panik iyice artmış durumda. Ee, ne yapacağını e, şaşırmış durumda, ee, dışarıdan bakınca görüntü o, ee, yerine gelen isimler ve ona destek olacak isimler aranıyor. Tabii ki işte yeni Merkez Bankası Başkanı da e, kendisine yakın bir e, ismi, daha önce e, S-Bank'ta beraber çalıştığı ismi. Bir, e, yine konuştuğum e, bu konuda e, uzman birine göre arkasını kollamak için. Çünkü banka içindeki dinamikler de birbirinden farklı. Bir dakika. Şahap Kavcıoğlu'nun yardımcısı olarak atanan Mustafa Duman'ı atan anlatıyorsun şu anda. Evet, Mustafa Duman, Duman, Duman. Evet, Mustafa anda. Duman anlatıyorum. Bizde mutlaka fotoğrafı vardır. Şimdi ekrana gelecektir. Önemli bir atama bugün çok evet. tartışıldı. Geçmiş kariyerine yönelik çok eleştiriler yapıldı. Evet. Kariyerini eleştirmiyorum ben. Çünkü Morgan Stanley'nin Türkiye Genel Müdürü ee, belli bir yapısı var ee, bu konuda uzmanlığı var ama buradaki esas neden bu isim diye baktığımızda biz oda tv olarak zaten oda tv'nin geçmişten gelen e, geleneğinde aradan bilgileri cımbızlamak var ee, bir en önemli bulgu e, Şahap Kavcıoğlu ile daha önce birlikte çalışmış olması yani Çünkü, yeni merkez bankası. evet böyle var. bir dönemde e, Arkasını toparlayacak adamlara ihtiyaç var. Merkez Bankası'nın var olan yapısında da gördüğümüz kadarıyla pek güvendiği isim yok. Ha, görevden aldığı çocuğu da tanıyorum. Benim çok iyi arkadaşımdır mesela konuşmadım da kendisiyle. Murat Ketinkaya'dan evet. bahsediyoruz. Esin, evet, evet. Eski, 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 eski Merkez, Merkez Bankası, Bankası Başkanı'dan, Başkanı'dan bahsediyoruz. Ee, ama tanıdık isimlerle yola çıkmak yani bir özel bankada gibi düşünün. Kendi ekibinizle oraya gidiyorsunuz ki bugün yine Merkez Bankası Meclisi'nde de bir değişiklik oldu galiba. Evet, Değil mi? Evet. PP. Yani bu sürüyor. Acaba başka yine bir arkadaşımla konuştuğumda şöyle bir şey var. Şimdi Morgan Stanley ee, önemli bir kurum ee, yurt dışındaki yatırımcı Ozan daha iyi bilir yatırımcılar işte kredi e, verecek şirketler kendi ağzıyla konuşan kendi dilinde konuşan kendi frekansında konuşan adam arar dedi bir seçilme noktası da bu olabilir e, dedi e, yani yabancı sermaye ki Cumhurbaşkanı'nın önceki gün yaptığı konuşmada yabancı sermayeyi yine ülkemize davet ediyor benim bu evet. arkasını kollamadan anladığım zaten bu. Yani yabancı evet. sermayeyle diyalog evet. kuracak. <laughs> evet, ile diyaloğu bir... kuracak isim olarak geliyor. Ama tabii bu paniği yok eder mi? Kafalardaki soru işareti. İşte kısa vadede gelecek yatırımcıların, uzun vadede gelecek yatırımcılarda bir güven oluşturur mu? Görüyoruz ki oluşturmuyor. Bugün gelen işte ne kadar senet sattıkları ortada. Onların detayları daha iyi bilirsiniz. Yani piyasadaki o güven e, kurulamadı ki e, gördüğümüz kadarıyla e, faizler de yüksek. Eski Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ne işe yaradı? Faizler yüksek, dolar yüksek. Hani e, nereye gidiyor bu iş? E, bunun tartışması devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, e, biraz önce ilk başta girdiğim gibi e, o panik havasının e, ne zaman e, geçeceğiyle ilgili bir şey. O da... E, Yönetimden belli bir istikrarlı kararlar çıkmaması yani uzun zamandır böyle ekonomiye dair uzun zamandır istikrarlı kararların çıkmaması bunun en büyük göstergesi de pandemi döneminde e, ne işletmelerin e, yeterince desteklenmesi ne, ne vatandaşın yeterince desteklenmesi ve e, bunun üzerine de yapılan en çok zaten benim garibime giren Amerika'dan geldikten sonra ee, var olan gerçekler üzerine söylenen e, yanlış cümleler, yalan cümleler demiyorum. Var olan gerçek ne? Türkiye'nin kırmızıya bürünmesi ve e, yapılan açıklama dünyada e, önemli yerdeyiz. Hem aşı konusunda hem de pandemi önlemleri konusunda yapılan resmi açıklama bu. Var olan gerçek ne? Ekonomi kötü gidiyor. Dolar almış başına gidiyor. 8.40'dan ee, bıraktığında şimdi ya. ne durumda? Faizler ya? artmış. Belki dolara önlem olarak getirilmiş hiçbir işe yaramamış ama yine şeyden yapılan açıklama cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama cumhurbaşkanının danışmanı çıktı ekonomi iyi göstergedir bu dedi yani şunu bizim değiştirmemiz lazım var olan bir gerçek var önce onu bir kabul etmemiz lazım ki bu diplomaside de en önemli başarısızlıklarımızın sebebidir. Bir ülkeyle konuşuyorsunuz, gerçekleri değil başka şeylere insanlara anlatıyorsunuz. Bunu değiştirmek lazım. S-400 krizi de böyle. Ee, başka ikili görüşmelerdeki... Doğu Akdeniz de evet, böyle. Evet. Belki Avrupa Birliği ile ee, olan yaptırımlar paketinde de durum böyle. Suriye yani meselesi de Şöyle böyle. baktığımızda Türkiye'nin bu son hamlelerinden yaramaz çocuk pozisyonunda olduğunu görüyorum. Dikkat çekmek istiyor, istediğini görüyorum. Biden'dan gelmeyen bir e, telefonun e, sıkıntısının çekildiğini görüyorum ama bence bunun çok sıkıntı haline getirilmemesi gerekiyor. Bunu da konuşuruz e, kısa zamanda da arayabilir. Ama e, ne yaptığını e, bilmemez diye doğru giden bir e, yönetim anlayışının e, zarar verdiğini görüyorum. Bizim haberimizde olan da bu. E, onun dışında. Para'nın gizli patronu olan haberinizde ve aynı zamanda siyadla ipar sektörüyle. Ama yani bunu da mu? şöyle e, yorumlamamak lazım. E, mesela Morgan Stanley'nin raporunu hazırlayan 6.80'lik dolar e, raporunu hazırlayan isim diye geçiyor ama muhtemelen yine benim konuştuğum kaynaklara göre bu rapor e, Londra'dan zaten hazırlanan bir rapor yani e, tam da e, sayın Mustafa Duman'ın e, etkisinin çok olduğu bir rapor değil. E, o açıdan da hani. Morgan Stanley geldi, Merkez Bankası'na çöktü anlamında bunu anlamamak lazım. Peki orada Ozan'ın yorumlarını dinleyeceğim. <laughs> Timur'unkileri de TÜSİAD'ın ikinci videosunda izleyeceğiz. Ama önce biraz keyfimiz yerine gelsin mi? Golü duydunuz mu? Aa, duydunuz duyamadık. Mu? Aa, tabii. Bu yapmış? gece hemen söyleyelim. Şimdi Halk TV.com.tr'de kendi internet ve dijital gazetemizde e, canlı sunumu yapılıyor şu anda e, maçın. Biliyorsunuz Hollanda ve Norveç'i yenmiştik ve müthiş bir başlangıç yapmıştı A milli takım galibiyet için bu gece de sahaya çıktı. Üstelik de Atatürk Olimpiyat Stadında oynanıyor maç. Yani bu gece Letonya Türkiye milli maçın ev sahipliği Türkiye yapıyor. Önce Futbol Federasyonu hatırlayacaksınız açalım seyirciye demişti. Sonra o kadar eleştirildi ki e, işte haritayı da gördük zaten Turkuaz tabloyu. Kapattılar seyirciye. Maç 21.45 itibariyle başladı. Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunu savunma çıkardı. Dakikalar 2'yi gösterdiğinde A milli takım Kenan Karaman'la 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun attığı pası iyi değerlendiren Kenan sol ayağıyla şık bir vuruşa imza attı ve takımımızı 1-0 ee, öne geçirdi. <laughs> Gerçekten maç sunabilirsin. Burada <laughs> 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 Murat'ın ısı <laughs> haritasını da getirmek lazım. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ay, ay, ay. Ben şimdi hayretle de. dinliyorum. <gülüyor> <vallahi>. <gülüyor> <laughs> Harikaydı ya. Spor yani, yorumculuğuna da gir. Ya, ya, ya yok canım Bir daha nelerdi ne o Bir eksik. Spor programı yapalım ya. Şenol Hayır. Hoca şey diyorlar ama Şenol Hoca milli takıma Brezilya mutasyonu yaptı <gülüyor> yani. <gülüyor> Brezilya Arjantin'e. <laughs> Çok iyi de ama. <laughs> ne güzel yapmış. <laughs> Ya şu anda maç çok devam ediyor. Çok ben hattv.com.tr adresinden e, izliyorum gelişmeleri. İkinci bir gol veya böyle bir gelişme olursa da elbette ki yine ekranlara taşıyacağız. Yani o kadar keyifsiz, neşesiz günlerdeyiz ki hani hiç değilse böyle bir e, bir güzelliği duyurmuş olalım. E, milli takımın başarısıyla hepimiz gururlanalım diye. Evet gol haberini de verdikten sonra bir gol de TÜSİAD'dan mı geliyor acaba? TÜSİAD'ın ikinci videosunu izleyelim. Sözü Timur'la Ozan'a bırakalım. Evet Buyurunuz Reform hevesi zaman içinde azalır ve efor yeniden semptomların tedavisine kayar. Bu nedenle sık sık reform paketleri açıklanır ama bu paketlerin yapısal sorunları çözmedeki etkisi de pek sınırlı olur. Yüksek faiz oranları tasarruf açığının sonucudur. Tasarrufları artıramazsak, Türk liraya güveni tesis edip uzun vadeli dış kaynak çekemezsek hiçbir faiz indirimi kalıcı olmaz. Nitekim de hep böyle oluyor. Bunları yaşadık, hep beraber gördük. Faizler bir tansiyon hastasının tansiyon ilacına verdiği tepki gibi hızla iniyor ve ilaç kesilince de yeniden çıkıyor. Bu iniş çıkışlar bünyeyi daha da zayıflatıyor. Yatırımcı güveni tesis edilemeyince uzun dönemli yatırım kararları da alınamıyor. Yatırımcı güven ister. Ozan ne diyor yani Tuncay Bey? Bunu diyor Tuncay, Tuncay <laughs> Özilhan. E, şimdi Merkez Bankası Başkanı atadığınız zaman kanuna göre 5 yıllığını atıyorsunuz. Ben onu gün şeklinde söylediğim zaman 1825 günlüğüne göreve getiriyorsunuz. Dolayısıyla bu kişi Merkez Bankası'nın başı hatta bir daha atanırsa bir 1825, 1825 vesaire de bu kişinin ağzından çıkan laf 5 yılı bağlar. Dolayısıyla bu güvenle konuşması gerekir. Çünkü Türk lirasının güvenini siz buna emanet etmişsiniz. Şimdi siz bu adamı 1825 günlüğüne paranın patronu yapıyorsunuz. 132 gün görevde kalıyor. Üstelik bu esnada daha önce son 4 Merkez Bankası başkanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli gerilimler yaşıyordu ve görevden alınacağı bazen tahmin ediliyordu. Mesela Erdem Başçı'nın görevden alınmadı ama Erdem Başçı'nın son döneminde zaten o zaman başbakan olan Erdoğan'la bir gerilimi vardı. Ardından Murat Çetinkaya geldikten sonra Murat Çetinkaya ile bir gerilim yaşadı zaten. Dolayısıyla Murat Çetinkaya'nın görevden alınması her ne kadar olağanüstü bir şey olsa da bir biçimiyle anlatılabildiği insanlara dediler ki zaten hükümetle anlaşamıyordu. Ya kardeşim hatta Erdoğan da bana Murat, göre Murat Çetinkaya değil Murat mi? Murat Çetinkaya. Yani bundan 3 önceki Merkez Bankası başkanı ama 2 yıl önceki. E, hatta Erdoğan bana göre haklı bir şey söyledi. Dedi ki ya kardeşim para politikasını ben birine emanet ediyorum ama siyasi sorumluluğu sorumluluğu ben üstleniyorum. Yani bu olacak iş değil. Ben dolayısıyla iyi anlaşmalıyım. Merkez Bank. Bu bu kendi sınırları için anlaşılabilir bir şey. Murat Çetinkaya görevden alındıktan sonra yerine konulan kişi Murat Uysal'dı. Ki zaten Murat Çetinkaya'nın başka yardımcısıydı. Merkez Bankası geleneğinden gelen bir kişiydi. Ama çok radikal bir şekilde Murat Uysal ki zaten Albayrak'la çok koordineli çalışıyordu biliniyordu bu. Murat Uysal çok radikal bir şekilde faizi indirdi ki Özilhan da bundan bahsediyor. Bu faizlerin inmesi çok teknik bir mesele ama rezervlerin erimesine sebep oldu. Rezervler eksiye indiyse Murat Uysal döneminde oldu. Murat Uysal'la Cumhurbaşkanı arasında basına yansımış herhangi bir gerilim yoktu. Buna rağmen Kasım ayında, Kasım 2020'de Murat Uysal da görevden alındı. Bundan sonra Merkez Bankası teamüllerine uymayan bir isim Naci Ağbal göreve geldi. Neden Merkez Bankası teamüllerine diyorum? Çünkü para politikası kurulu içerisinde bir görevi yoktu Naci Ağbal'ın. Üstelik daha önce AKP'den milletvekili yapılmıştı. Bu durum Merkez Bankası bağımsızlığı ile ilgili şüphe uyandıracak bir atamaydı. Ki zaten ama Naci Ağbal'ın gelmesi e, şu beklentiyi de attı Dediler ki 600 bas puan için izin aldı Naci Ağbal. Yani faiz arttırımı için. Nitekim zaten gerçekten de öyle oldu. Naci Ağbal göreve geldikten sonra faizler arttırıldı ve döviz kuru kontrol edildi. Yani kontrol altına alındı. Şu anda Naci Ağbal'ın görevden alınacağına ilişkin benim konuştuğum kimsenin böyle bir beklentisi yoktu. Yani 19-20 Mart'ta görevler alındı. 18 Mart günü Faiz arttırımından sonra mı önce mi? Önce. Önce. Yani bak 18 Mart'ta faiz arttırdı. Sonra On... da yoktu. Sonrasında, Sonrasında da, yoktu. da yoktu. Sonrasında yani, hiçbir emare yoktu. Ne yani. 19 Mart'ta ne 17 Mart'ta. Mart'ta. Eminim hiçbir milletvekili, hiçbir bakan, hiçbir bürokrat, Naci Abbal'ın görevden alınacağına ilişkin bir tahmin yürütemezdi. Bu kadar e, kör poker, tam bir kör poker. Yani karşı tarafın kaç kağıt istediğini bile bilmediğiniz ve karşı tarafı res çektiği bir durumda biz ne yapmalıyız diye düşünüyorsunuz. Tam bir kumar. Şimdi böyle bir ortamda gerçekten şey yapılabilir mi? Yatırım yapılabilir mi? E tabii yapılamıyor. Muazzam bir sürpriz. Neden görevden alındığına ilişkin şu anda bir açıklama da yapılmış değil. Dolayısıyla insanlar şu beklentiye girdiler. Yeni başkan kim? Yeni başkanın kim olduğunu dolayısıyla piyasa aktörleri araştırmaya başladı. Şahap Kavcıoğlu diye bir adam. Meşhur bir adam mı? Yani bütün piyasanın tanıdığı bir adam mı? Değil. Nereden biliniyor? Yeni Şafak'taki yazılarından biliniyor. Şunu bilmek lazım. Ekonomi yönetimi artık finansal piyasaların bu kadar hareketli olduğu dönemlerde ekonomi yönetiminin önemli bir sorumluluğu iletişim. Hatta artık Amerika'da bu işin iktisat fakültelerinde dersi veriliyor. Yani iletişimin önemini şuradan düşünün. Mesela ben bir e, ekonomi yöneticisi, <laughs> ekonomi bakanı olsam ve desem ki arkadaşlar Türk lirası çok kötüye gidiyor. Yani bu Olacak iş değil. Biz de durduramıyoruz desem gerçekten Türk lirası kötüye gider. Ya her şey güzel olsa bile Türk lirası kötüye gider. Çünkü ellerin elinde e, dolar olanlar katıyan Türk lirası almazlar. Elinde Türk lirası olanlar da Türk lirası satarlar. Dolayısıyla iletişimin önü önemi buradan ortaya Ama çıkıyor. Ama işte o nedenle Sayın Yiğit Bulut, Sayın Cemil Ertem Heh. ekran ekran çıkıp röportajlar Ama. verdiler, açıklamalar <laughs> yaptılar, gazetelere konuştular. Ama. Tam da bu nedenle olmadı mı bu? Halkımızın çok güzel bir hikayesi var. Yalancı çoban hikayesi. Siz o güveni bir kere zedelikten sonra tekrar tesis etmeniz çok zor oluyor. Hatırlayın Yiğit Bulut dediğiniz kişi yani güven telkin etmek üzere e, ekranlara çıkartılan kişi bu o bulundu çünkü. Yani 3.5'un üç üç üstüne çıkmayacak deyip tüm banka genel müdürlerine ya da 3.5'un üzerine çıkacak diyenlere hakaretler ediyordu. Devletin televizyonunda TRT'de. E şimdi aynı Yiğit Bulut saat 8 lira olmuş. 8 liranın üzerine çıkmış. Yine benzer bir 8, şey 40. söylüyor. 8.40 Şu anda Dolayısıyla... piyasalar açık değil mi? Yani buraya ha, yaslan dolar Dolayısıyla bir güven canlı telkin olur. edemiyorsunuz. E, eskiden aslında şey vardı ya. Yani konuyla alakalı değil ama e, Türk bayrağının kullanım e, şartları yasası vardı. Yani böyle arkana ama evet. hatırlarsan senin de şimdi konuşacağız soracağım ee, Halkbank davasının Rıza Zarağın e, arkasında da Türk bayrağı konulup da e, aklanmaya çalışılmadı yani işte mı ekranlarda? Bunların yasaklanması lazım yani televizyonda. Yani. Çok haklısın. Bir evet, mesaj tabii. veriyorsun o mesaj işte nereye gitmesini istiyorsun ne yönden gitmesini istiyorsun bunu. Sonu alet etmemek lazım neyse. Son ben olarak ay sonuç itibariyle Şahap Kavcıoğlu gibi bir isim sürpriz bir isim kimsenin beklemediği bir isim. E, ekonomi yönetiminde daha önce yer almamış bir isim. Bakanlık yapmamış, herhangi bir devlet bürokrasisinde bir pozisyon ele almamış. Sadece Yeni Şafak'taki ekonomi yazılarından belli bir dar çevrenin tanıdığı bu ismi insanlar araştırmaya başladı. Ya bakıldı ki şöyle bir tuhaflık var. Bu isim faiz düşürülürse enflasyon da düşer. Tezini savunuyor. Bu tezi dünyada savunan herhangi başka bir merkez bankası başkanı yok. Ve diyor ki bu kişi Mart 2018'de Yeni Şafak'ta yazdığı yazısında bunu söylüyor. Geçen hafta burada okumuştum yazıyı tekrar okumayım diye. Zaman kaybolması diye okumuyorum. Diyor ki faizleri düşürürseniz enflasyon düşer. Böylece çünkü diyor faiz maliyetini işverenlerin sırtından alırsınız. Ya yani şunun altını çizmek lazım. Dünyada, dünyada diyorum bakın Avrupa'da OECD'de G20'de vesaire demiyorum. Dünyada herhangi bir merkez bankası başkanı bu tezi savunmuyor. Bir, dünya, bunu geçtim. Dünyada herhangi bir bilimsel makalede bu tez savunulmuyor. Bir iddia bile değil. İster sosyalist olun, ister anarşist olun, ister liberal olun, ister karma ekonomiye inanın. Bakış açınız, ideolojiniz ne olursa olsun. Böyle faiz düştükten sonra enflasyona düşer diyen bir tez yok. Bu tezi savunan üç kişi var. Bir, bir. Cemil Ertem. 2. Yiğit Bulut. Üç, üçüncü kişi de Merkez Bankası Başkanı oldu.